aynısı yarın. Büyük iftira. Birinci bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Eser Şahap Ayhan. Senaryo Tayfun Türkili, Mehmet Mert. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Ses kayıt Didem Türkmen, Halil Güntekin. Kurgu Mahmut Acar. Program yönetmeni Erol Güldiken. Dinleyeceğiniz bu oyun Osmanlılar döneminde Sicilya'da geçen Sicilyalı bir kızla Osmanlı genci arasındaki yaşanmış temiz bir aşk öyküsünü konu almaktadır. 6 ay önce Gambato yelkenlisiyle sefere çıkan Kara Hasan, yüreği sevgisiyle dolu Çeçilya'nın özlemiyle dolu geriye dönmektedir. Kara Hasan, Kara Hasan. Ne var, ne oldu? Hani ağır hasta olan kaptan vardı ya. Evet, yoksa bir şey mi oldu? Evet, az önce öldü iyiydi. Ya, çok üzüldüm arkadaş. Dürüst ve temiz biriydi. İkinci kaptan olarak geminin sorumluluğu artık sana ait. Venedik'e kadar birinci kaptanımız sensin yiğidim. Bir emriniz var mı? Önce defin işini hallederim. Cenazeyi denize gömmek üzere hazırlayın. Sonra da bütün gemi personeli güvertede toplansın. Baş üstüne kaptan. Arkadaşlar, sizin de bildiğiniz gibi birinci kaptanımız Ernesto dönüş yolunda yakalandığı hummadan kurtulamamıştır. O iyi bir kaptandı. Beraber olduğumuz müddet içinde kimseyi haksız yere üzdüğünü görmedim. İmdi onu denizcilerin geleneklerine uygun olarak son yolculuğuna göndermek üzere cenazesini denize salıyoruz. Defin töreni bitmiştir kaptan. Grandi Drain'e ölüm işareti olan flamayı çektiniz mi? Çektik kaptan. O halde herkes görevi başına. Bir an önce Venedik'e varmak istiyorum. Şuraya bak. Bacak kadar çocuk. Hem de bir Müslüman. Bir Osmanlı başımıza kaptan oldu. Emirler yağdırıp duruyor. Söylenip durma Valero. Kara Hasan genç ama iyi bir denizci. Öyle olmasaydı gemi sahibi onu ikinci kaptan yapar mıydı hiç? Hele Venedik'e bir varalım bakalım. Kaptan o mu kalacak yoksa bir başkası mı olacak? O zaman görürüz. Ne o, yoksa kaptanlıkta gözün mü var Valero? Neden olmasın? Ben bu geminin vekili harcıyım. Bütün ödemeler, alışverişler hep benim emrimle yapılıyor. Ayrıca ben de yılların denizcisiyim. Neden kaptan olmayayım ki? İyi de buna karar verecek olan sen değil, gemi sahibidir. Göreceksiniz bak. Venedik'e ayak basar basmaz gemi sahibi beni kaptan yapacaktır. Çünkü ben buna layığım. Ve de hakkımdır bu benim. Kara Hasan'dan çok daha önce girmişim ben bu gemiye. Her neyse, ben güverteye çıkıyorum. Fırtına yavaş yavaş şiddetleniyor. Yelkenleri saracağım. Mutlaka. Ama mutlaka bu gemiye kaptan olmalıyım. Eski kaptan yaşlı saf adamın tekiydi. Hesaplarımı kontrol bile etmezdi. Ama bu Kara Hasan öyle değil. Cin gibi. Çok akıllı. Eğer bu geminin sürekli kaptan olursa mahvolurum ben. Hesaplarımı kontrol ettiği anda yaptığım yolsuzlukları meydana çıkartır. Ne yapıp edip gemi sahibinin gözüne girmeli ve geminin kaptanı olmalıyım. Eğer bir kaptan olursam yok mu ya? Kısa zamanda gemiyi ele geçirir, zengin olurum. Gelecek. Bugün olmazsa yarın gelecek. Onu öyle özledim ki. Gittiğinden bu yana 6 ay geçti. Ama her saniyem onu özlemekle, hasret duymakla geçti. Gemisi şu karşı ufuktan gözükecek ve o bana gelecek. Bütün kalbimle inanıyorum buna. Çeçilya. Ah,
İrena sen misin? Her gün buraya gelip saatlerce oturmaktan bakıp uzanmadın mı? Hayır. Yine onu şu Kara Hasan denen Osmanlı gencini mi bekliyorsun? Ona sevdalıyım biliyorsun İrena. O bambaşka biri. Çeçilya, güzelim bak çok hayalperestsin. Bir Osmanlı akıncısından sana fayda gelmeyeceğini bil artık. Hayır İrena, yanılıyorsun. O geleceğini söyledi bana. Bir Türk söz verdi mi asla sözünden dönmez. İyi de güzelim, nişanın olacak o Kara Hasan gemiyle denize açılalı tam 6 ay oldu. Koskoca 6 ay. Diri mi ölü mü belli bile değil. En iyisi vazgeç bu sevdadan. Asla. Bir ömür boyu da olsa Akıncı Hasan'ın dönmesini bekleyeceğim. Yapma Çeçilya. O Osmanlı Türk'ünden sana hayır gelmez. Dininiz, diliniz farklı. Hem biliyorsun ki abim Sagrado sana deliler gibi aşık. Lütfen İrena, bu konuyu kapatalım. Hayır, tam tersi, bu konuyu yeniden konuşmamızda yarar var Çeçilya. Bak Paskalya yaklaşıyor. Biliyorsun Paskalya düğünlerin de yapıldığı bir zamandır. Gel vazgeç bu sevdadan. Abinle eğlen ve mutlu ol. Aynı yörenin, aynı kültürün insanısınız. Diliniz de aynı dininiz de. Yeter İrena. Benden yapamayacağım şeyleri isteme. İster Osmanlı, ister Müslüman olsun. Kara Hasan'ın sevdası düşmüş bir kere yüreğime. Yakar da yakar. Seninki boş kuruntu Çeçilya. Kanunlarımızı biliyorsun. Bizden olmayan birine, hele bir Müslümana asla kız verilmez. Kanunlar benim gönlüme hükmedemez ki. Çok çok da aforoz ederler beni. Onun için ateşlerde yanmaya razıyım. Delilik seninki. Sen abimle evlenmelisin Çeçilya. Abimin seni ne kadar çok sevdiğini bütün köy halkı biliyor. Lütfen İrena, bu konuyu kapatalım. Hem sonra abinle ben akrabayız, kardeş çocuklarıyız. Ben bugüne kadar abine hep bir kardeş, abi gözüyle baktım. Bırakın da hep öyle kalsın. Hem abin de biliyor benim Akıncı Hasan'ı sevdiğimi. Kocası yerine bir başkasını seven bir kadına abin tahammül edebilir mi İrena? Söyle, tahammül edebilir mi? Peki ya sen Çeçilya? Senin bir Osmanlı ile bir Müslümanla evlenmene bütün köy ve papazlar karşıyken evlenip de mutlu olabilecek misin? Huzur içinde yaşayabilecek misin onunla? Aşk senin gözünü kör etmiş. Eğer köylüler şimdiye kadar sana ses çıkarmadıysa bu köyümüze yerleşmiş Müslüman koleni yüzündendir. Yoksa kilise seni çoktan aforoz etmişti. Anlamıyor musun İrena? Ben aşığım. Kara Hasan'a aşığım. Ne kilise ne köylüler, hiçbir şey umurumda bile değil. Benim tek istediğim Kara Hasan'la evlenmek. Onun karısı olmak. Ona çocuklar doğurmak. Sevdiğin adam zengin biri olsa, fakir, yoksul bir gemici parçası. Bir denizciyle evlenmek ne demek biliyor musun? İşte böyle gece gündüz onun yolunu beklemek demek. Bir gün karada ise 6 ay denizde. Buna tahammül edilir mi Çeçilya? Seven insan her şeye tahammül eder İrena. Hem sonra bakarsın bir gün hiç dönmeyebilir. Allah korusun. Bak mesela 6 aydır sevgilin ortalarda yok. Bu zaman zarfında nice fırtınalar, kasırgalar çıktı. Bakalım sağ mı, hayatta mı? Lütfen İrena, bana kötü şeyler hatırlatma. Dediğin doğrudur. Bu 6 ay içinde çok korkunç kasırgalar esti. Belki Hasan'ın gemisine de zarar vermiş olabilir. Yalvarırım, artık beni üzme daha fazla. Seni üzmek için söylemiyorum. Sadece hakikatleri göstermek istedim sana. Ama yine de geç kalmış sayılmazsın. Gel bu sevdadan yol yakınken vazgeç ve abinle evlen. Sonra pişmanlık duyacağın bir iş yapma. Hayır. Ben Akıncı Hasan'ı seviyorum. Ondan başka birisi asla kocam olamaz. Kendin bilirsin. Ben doğruları söyledim sana. Gerisi senin bileceğin iş. Ama ümit ederim abimin sana olan sevdası bir delilik yapmasına sebep olmaz. Bu ses! Bu ses! İşte geldi! Kara Hasan'ımı getiren Gambata gemisi geldi. Görüyor musun İrena? Hasan'ımın gemisi limana geldi. Evet görüyorum. Biliyordum geleceğini, biliyordum. Beni unutmamış Hasan. Geldi işte. Birazdan karaya çıkar. Onu evde karşılamalıyım. Hoşça kal İrena. İstediğin kadar sev, istediğin kadar aşık ol. Benim bildiğim Sagrado seni o Osmanlı akıncısına yar etmez Çeçilya. Kaptan, gemi sahibi Sinyor Karaffa gemiye geldi. Geliyorum. Hoş geldiniz Sinyor Karaffa. Siz de hoş geldiniz Hasan. Yolculuğunuz nasıl geçti?
Yolculuk iyi geçti de ne yazık ki yılların deniz kurdu olan sevgili kaptanımızı kaybettik efendim. Evet, duydum ve çok üzüldüm. Kaza mı geçirdi? Hayır efendim. Napolyonların da ansızın hummaya yakalandı ve 24 saat içinde ölüp gitti. Hayat böyle işte. Yaşlılar yerlerini daima gençlere bırakıyor. Allah'ın takdiri. Neyse sinyor, sizden mühim bir işim için izin isteyeceğim. Ha tabii, mühim işinizin ne olduğunu biliyorum. Sanırım evlenmek niyetindesiniz değil mi? Allah izin verirse sinyor Kraft'a. Şimdiden tebrik ederim. Çünkü müstakbel zevciniz fakir olmakla beraber son derece ciddi ve faziletli biriymiş. Bu civarda böyleleri ender bulunur. Size 6 hafta izin veriyorum. Bu zaman zarfında hem gemi boşaltılır hem de siz evlenmiş olursunuz, tamam mı? Teşekkür ederim Sr. Kraft. İşlerini rahat rahat gör. Gemimiz nasıl olsa kaptanı olmadan hareket edemez. Öyle değil mi Kaptan Hasan? Kaptan mı dediniz Sr. Kraft? Evet öyle dedim. Artık bundan böyle bu geminin birinci kaptanı sensin Hasan Reis. Sağ olun Sr. Kraft. Bana olan güveninizi boşa çıkartmayacağımdan emin olabilirsiniz. Teşekkür ederim. Hadi bakayım. Daha fazla oyalanma. Git nişanlının yanına. Hadi bakayım. Aylardır denizdeydim. Onun hasreti sanırım içine çöreklenmiştir. Hı? Tekrar görüşmek üzere. Tabii. Sinyor Kraft'a. Oho, ne var Valero? Kararsanı geminize kaptan tayin etmekle biraz aceleci davranmadınız mı? Ya, neden böyle söylüyorsun Valero? Sence yanlış bir seçim yaptın mı? Evet, yanlış bir seçim yaptınız Sinyor Kraft'a. Bir kere Hasan bir Osmanlıdır. İkincisi hem tecrübesiz hem de çok gençtir. Gemi kaptanlığı benim gibi yaşlı birine yakışırdı. Yanlış düşünüyorsun Valero. Hasan genç olabilir ama tecrübesiz değildir. O da bütün Osmanlılar gibi bir deniz kurdudur. Ayrıca Osmanlı ile Venedik arasında dostluk ittifakı var. Osmanlı tüccarları karşılarında bir Müslüman Osmanlı'yı kaptan olarak görürlerse işler başka türlü olur. En önemlisi de güvenilir biridir. Senin anlayacağın Valero, Hasan'ı gemime kaptan tayin etmekte çok isabetli bir harekette bulundum. Cecilia, Rabbime şükürler olsun ki yine birbirimize kavuştuk. Hasan, ah yiğidim. Seni nasıl özledim bilemezsin. Tamam, ağlama artık. Yanındayım işte. Senden haber alamayınca geminin battığını ve senin de öldüğünü söylediler hep bana. İşte sapasağlam karşındayım. Sil bakayım gözyaşlarını. Hoş geldin Osmanlı. Bu da kim? Bu benim amca oğlum. Adı Sagrado. Burada yanında ne arıyor? Biliyorsun kendisi amcazadem olur. O da sizi benim gibi endişeyle bekliyordu. Bu 6 ay zarfında çıkan her fırtınada benimle beraber o da meraklandı. Evet Sinyor Hasan, hayatınızdan endişe ediyordum. Beni merak etmenize sevindim Sagrado. Lakin biz Osmanlılar denize ve fırtınaya aşina kişileriz. Kolay kolay ne fırtınalara ne de dalgalara yenilmeyiz. Evet, sağ olarak geriye dönmenizden belli oluyor bu. Her neyse, hoş geldiniz. Benim işim var, gitmeliyim. Sonra görüşürüz. Amcazaden Sagrado'yu gözüm pek tutmadı Cecilia. Bana olan bakışlarında kıskançlıkla karışık öldürücü bir bakış var. Ayrıca gelişimden de pek hoşlanmadı sanıyorum. Sagrado tipik bir Sicilyalıdır Hasan. Bu köydeki birçok Sicilyalı Hristiyan gibi o da senin gibi Müslüman bir Osmanlı ile evlenmemi tasvip etmeyenlerden birisi. Benim söylemek istediğim o değil Cecilia. Başka ne olabilir ki? Kıskançlık. Sana olan bakışlarında aşırı bir sevgi ifadesi gördüm. Yoksa yanılıyor muyum? Başkasının davranışlarını, duygularına ben hükmedemem ki yiğidim. Benim kalbim senin sevginle dolu Hasan. Hani bir söz var ya, bir kızı birçok insan ister ama bir kişiye nasip olur. Evet öyle. Neyse, fazla üzerinde durmaya değmez. Ah yiğidim, bir an evvel evlenebilsek. Allah kısmet ederse o da olacak Cecilia. Sagrado! Ne var Benito? Böyle koşarak nereye gidiyorsun ya? Gel otur sana bir bardak şarap ikram edeyim. Ha? İyi olur Benito. Zira kafam pek bozuk. Gel otur. Bak seni bir arkadaşla tanıştırayım.
Valero, bu Sagrato. Çılgınca sevdiği kızı geminin ikinci kaptanı Kara Hasan'a kaptıran bir aşık. Ne? Sahi mi? Maalesef öyle sinyor. Sagrado, bu da eski bir dostum Valero. Kara Hasan'ın ikinci kaptanlık yaptığı geminin vekil harcı. Memnun oldum sinyor Valero. Şu işe bak. Ne müthiş bir tesadüf. Dostumuz Sagrado'nun aşk hayallerini yıkanla benim birinci kaptanlık hayallerimi yıkan kişi aynı. Yani Kara Hasan. Kara Hasan mı? Yani siz de mi o iblise diş biliyorsunuz? Hem de nasıl Sagrado, hem de nasıl. O nasıl sizin sevdiğiniz kızı elinizden aldıysa benim de yıllardır gözüm olan birinci kaptanlığı elimden aldı. Nefret ediyorum Osmanlı'dan. Herhalde benden daha fazla nefret edemezsiniz Valero. Kara Hasan denen o Osmanlı eti canımdan çok sevdiğim Çeçile'yi aldı elimden. Oysa ben Çeçile'yi ondan daha fazla seviyordum. Ama o Osmanlı bir anda Çeçile'yi kendisine aşık etti. Öldüresiye nefret ediyorum Kara Hasan'dan. Büyük İftira adlı oyunumuzun birinci bölümünü dinlediniz. İkinci bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.